Gel bakalım delikanlı. Osman. Nasıl, iyi misin? Kendin nasıl? İyi valla. Dersler nasıl? Dersler nasıl? Normal. Peki hadi Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Sizden bir ricam var. EYT'yi unutmayın başkanım. EYT'liyim. Cengiz abime çok defalar anlatmışımdır durumu. 50 yaşındayım. 9300 günüm var. 27. senem oldu. Hali daha emek bulamadım. Başkanım geldiği zaman her şeyi halledecek. Nasıl? Eyvallah, sağ olun. Niye kemer, bor kemer senden el verdim. Eyvallah. Memnun oldum. Sağ olun. Çok şükür sağlığınıza duacıyım, ellerinize. Biraz daha geniş açın. Geçen ilin açılışına geldim. Hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Emin edeyim. Başkanım nasılsın? Merhaba, iyiyim. Şimdi Atatürk Parkı'ndan ile kadar depar attım başkanım. Eyvallah. Devam edin. Sayın Genel Başkanım. Daha geniş açın arkadaşlar. Bakın evinizi içiyorsunuz şu an. Malatya. Daha geniş açın. Bu işte ne var? Nasıl bir yer? Onları yönlendiriyoruz. Müzik öğretmenlerimiz, beden eğitimi öğretmenlerimiz, spor dairemizin etkinlikleri var. Onları yönlendiriyoruz. Aynı zamanda velilerimize burada hukuki hizmet, psikolojik danışmanlık gibi destekleri de veriyoruz belediyemizin aracılığıyla. Diğer dairelerle de işbirliği yapıyoruz. Burası kadın çocuk dairemize bağlı. Evet. Bu daireyi de yeni kurduk efendim. Ben Türkiye'de büyük şehirlerde bir Başkanım öncelikle hoş geldiniz. İnşallah bu bizim bu Türkiye olarak hayırlı bir vesile olarak vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu Türkiye'nin gidişi hiç iyi değil. İnşallah bunun iyi olmasını isteriz. Başımızda eksik olmayın. Sağ olun bayım. Başkanımız vazife çok memnunuz. Halde bize çok yardımcı oluyor. Sizden ricam işte halka inşallah bizden iyi bir şekil iyi olmasını dileriyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok sevimli bir güzel bir dükkanımız var. Yanındaki ayakkabı. Sizi görmek çok mutlu edici. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizleri görüp daha iyi olduğunu. Hazırlar diyoruz. İmalat da var. İstanbul'dan da alıyoruz. Dışarıdan aldıklarımız da var. Kendi imalatımız da var. Kadın mı yoksa kadın? Yok. Kadın. Kadın. Okul zamanında okulda oluyor. Evet. Sayın Başkanım. Hayırlı. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz şehrimize. Evet. Sefalar getirdiniz. Sayın Başkanımızı rahat doğru gelebiliriz. Sağ olun. 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 Milletler tamam. Bir şey söyleyeceğim. Benim hak açıyorum. Abi bir şey söyleyeceğim dedim yani. Müsaade edin anlamında. Ben bir kadınım ya. Başkanım benim neler alabilirim ben? Başkanım. Mersin'den memnunum. Benim memnuniyetimin ötesinde Mersinlerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olmaları. Az önce kendisiyle de konuştuk zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız.
neredeyse günün 24 saatini Mersin'e vermiş durumda. Biz çok mutluyuz. Dolayısıyla Mersin'e iyi hizmet edilmesi, Mersinlilere hizmet edilmesi son derece değerli. Sabah hale gittik. Halde çalışan kadınların, küçük çocuklarının da eğitildiği bir kreş var. Bence çok değerli bir hizmet bu. Anneler güven içinde getirip çocuklarını kreşe bırakabiliyorlar. Oradaki öğretmenler çocuklara güzel şeyler öğretiyorlar. Sevgiyi, saygıyı, yabancı dili, her şeyi öğretiyorlar. Dolayısıyla Mersinlilere yapılan her hizmetin karşılığını Mersinli veriyor. Memnunuz, mutluyuz. İnşallah Türkiye'nin her tarafı da böyle güzel olur. En büyük arzumuz o. Türkiye'nin huzur içinde yaşaması, hep beraber huzur içinde yaşamamız. Gerginliklerden sürekli kaçırmaya, özenle kaçırmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz büyük ölçüde işsiz. Burada da işsizlik var. Belediye başkanlarımızın önünde 100 binlere ulaşan işsizlere ait dilekçeler var. Bunu karşılamak mümkün değil tabii. Hükümetin bu konuda çaba harcaması lazım. Yeni iş alanları yaratması lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İktidar bunu yapmıyor. Ama iktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle her şeyi çözeceğiz. Bütün peki, sorunları çözeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Bu vesileyle bütün Mersinlilere selam. Kadın tesettür daha çok yoğun. Tesettür daha çok yoğun. Evet. Nasıl işleriniz? Çok şükür. Pandemiden sonra, yani pandemi sonrası diyor ama dükkanlar açıldıktan sonra biraz rahatladınız. Biraz umarım. Aynen. Evet, evet. Kaç gün kapalı kaldınız? Pandemiden hep kapalıydı. Evet. Size mi ait kiralık mı başladı? Yok, bize ait değil kiralık. Kaçta kira ödüyorsunuz? Hiç bilmiyoruz biz o konuları. Onu patron mu biliyor? Aynen, şu an kendisi yok. Güzel, patronuna çok selam söylüyorum. Hayırlı. Benim 50 yıllık MHP'liydim, andımızı inkar etti. Evet. Andımızı. Bu ülkeyi kurtarıcı olan senin ile Meral Akşener de inanmıyorum. Evet. İnşallah başka, kurtaracağız. Ben Erdemliyim. Evet. 50 yıllık MHP'liydim, sildim hepsini. Başka bir yere oy vermeyeceğim ama başkanım nerede? Sana da söyleyeyim burada gelmişken ben sana oy verdim. Sağ ol. Evet, ikram ederim. Evet, yok sağ ol. En çok talep hangisini? Vallahi hocam belli olmuyor başkanım. Belli olmuyor. Mevsime göre değişiyor evet, diyorsun. Evet. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben çalışıyorum. Öyle mi çalışıyorsun? Yalnız mı yoksa bir de arkadaşım da var. Güzel arkadaşım da hoş geldin. Evet. Evet. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. İyiyim. Hamdolsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Elinizi böyle yapınca sadece kolunu çıkıyor. Gelir mi aslında? Sadece değil mi? Hayır. Biz korkuyoruz. Ben çok hayranaya geliyorum. Tamam. Tarkan iyi mi? Gerçekten öyle. Çok başkanımız gelecek diye. Yani başkanın torpili mi şu an? Bir şey olmaz abi. İyiyim arkadaşlar. Aynen. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tamam, sizler? Gayet güzel. Ne kadar şık bir dükkanınız var. Evet. Teşekkür ederim. Bunlar hep kadınlara mı hitap ediyor? Hayır, erkekler de kadınlar da tabii ki. Erkekler daha çok hangisini tercih ediyorlar? Şöyle bir bakalım kokusuna da. Evet. Efendim hayırlı işler çok diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Destekliyoruz sonuna kadar. Sağ olun. Her çok zaman arkadaşlarım. Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Teşekkür ederim. Bu emeklilerin hali ne olacak? Nice olacak? Ne yapacağız? Başkan, ikisini alacağız. Ne yapmamız lazım? Emekliler bakın Türkiye'de nüfusu en kalabalık olan sosyal sınıf. Evet. Eğer emekliler ortak ses çıkarırsa, emekliler hep beraber bizim hakkımıza sahip çıkmayan partiye oy vermeyeceğiz derlerse, kim bizim hakkımızı savunuyorsa biz ona oyumuzu vereceğiz diye açık ve net toplu bir çağrı yapmazlarsa bu sorunları yaşarsınız. Bunlar... Ama benim sözüm var. Çözeceğim evet. Sorununuzu. Sağ ol. İki maaş ikramiye yetmedi. O ikramiyelerin öyle ufak evet, müdürlük ikramiye olmaması lazım. Adı ikramiye ama verilen para değil. En az evet, asgari evet. Ücret düzeyinde ikramiye verilmesi lazım. Size umudumuzu bağladık efendim. Madalyonlarla işi götürmeye çalışıyoruz. Ne yapacaksın? Yani? Tabii sonuçta vatandaş... Cebindeki paraya göre bir şeyler alacak. Altında bayağı yüksek. Yüksek evet. Bayağı. Daha da yükselecek galiba öyle görünüyor. Yani öngörüler o şekilde evet. Söyleniyor. Kaç kuyumcu başkanım, var? Kaç kuyumcu var? O
odaya bağlı Mersin'de. Odaya bağlı 280 300'e yakın efendim. Evet. Peki efendim, hayırlı işler diliyorum. İnşallah Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Ya durun bakalım. Ya dursun. Emekçilerin sahibisiniz, biliyoruz. Vahap Bey'i de çok seviyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla iyi olmaya çalışıyoruz. İşlerimiz iyi olursa daha çok sevineceğiz. İnşallah daha da iyi olacak. Daha da inşallah iyi olacak. İyi şeyler bekliyoruz inşallah. Her şey çok iyi oldu. Asla umutsuz olmayacağız. Biz sizinle birlikte asla umutsuz olmayacağız. Gençlerimizi aynen bu izle. Sağ olun, hoş geldiniz. Ayağınıza sağ olun. Başkanım çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.